LGS'de 478 puan yaparak 0.86'lık dilime girdim. 0.52'lik dilime girdim. 0.70. Bir de 0.50'lere girmiştim. Biz eğitimin böyle eksik kaldığı ya da sıkıntıya girdiği ya da eşitliğin sağlanamadığı ortamlarda devreye giren kurumlar olmak durumunda hissediyoruz kendimizi. Belediyelerin böyle bir sorumluluğu var. Bu alanda işte ders atölyelerini onun için açıyoruz. Sosyoekonomik durumu imkanı olmayan çok fazla öğrenci var Türkiye'de, İstanbul il içerisinde. Onlara hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Fırsat eşitliği ilkesi kapsamında hizmet ediyoruz. Başarılarını arttırmalarını hedefliyoruz. %1'in içerisinde 5 tane öğrencimiz mevcut. Aynı zamanda her atölyemizde PDR uzmanları da mevcut. PDR uzmanları da onları psikososyal açıdan destekliyor. En iyi şeyi bence hani herhangi bir ücret beklememeleri. Çünkü şu an dershane ücretleri gerçekten çok fazla. Hani bazı aileler bunu karşılayamıyor. Okumak isteyen insanlar da bu şekilde ders atölyelerinden faydalanabilirler. İlk olarak teşekkür ediyorum İstanbul Büyükşehir Belediye'mize. Orada iyi bir çalışma ortamı bize sağladılar. Sessiz bir ders çalışma ortamı bizim için çok iyi. Öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Ben ders atölyelerini bizim evimize yakın olduğu için fark ettim. Cüneyt Arkın ders atölyesine Bağcılar'da. Orada denemeler bize yaptılar. Onlar da çok faydalı oldu. LGS için bir hazırlık, ön hazırlık oldu. Ben fen dersinde geçen sene bayağı bir eksiktim. Denemelerde çok kötüydüm ama oradaki fen hocamız bize çok yardımcı oldu. Endik ders atölyesine gittim. Motivasyonumu arttırdı. Sefaköy ders atölyesinde eğitim gördüm. Ders atölyelerinde sorular çözdük, denemeler yaptık. Son haftalarda bol deneme çözdük. Bence onun yararı olduğunu düşünüyorum ben. Benim denemelerim o kadar iyi değildi. O denemelere girdikten sonra daha iyi oldu. Belediyenin bu eğitimini fevkalade beğendik. Öğretmenleri ilgiliydi. Başarılı olmasında büyük faydasının olduğunu düşünüyorum. Bağcılar'da oturuyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz yani. Ekrem Başkan'a teşekkür ediyoruz. Bir hizmeti Bağcılar gibi bir yerde açması güzel bir fayda oldu. İstanbul'un 13 ilçesinde bu projeyi yürütüyoruz. Özellikle yaygınlaştırmaya da çalışıyoruz bu projeyi. Sayısı 20'nin üzerine çıkacak. Yaklaşık 120 eğitmen ve rehber öğretmenle birlikte katkı sunduğumuz, tamamen ücretsiz olarak sağladığımız güçlü bir çalışma.